Merhabalar efendim. İyi ki varsınlar. Herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine alanında uzman konu ve konuklarımızla evlerinize misafiriz. Kahvelerinizi, çaylarınızı alın, toplanın, gelin diyelim. İlk konuğumuz kimya yüksek mühendisi Neslihan Ergün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim sizler. Biz de iyiyiz. Bugün biraz su arıtma cihazlarından bahsedeceğiz aslında. Su arıtma cihazı nedir? Şimdi şöyle izah edeyim. Su arıtma cihazı dediğimizde genelde ters ozmoz denilen sistemleri kullanılıyor. Bu sisteme göre ters ozmoz sisteminde bir membran filtre var ve bu membran filtre yarı geçirgen bir zara sahip. Bu zar aracılığıyla çözünmüş maddeler dahil birçok kirleticiyi çok kolay bir şekilde arındırabiliyor. Bu ters ozmoz sistemindeki kullanılan malzemelere baktığımız zaman paslanmaz çelik bir tank, su tankı dediğimiz bir tanktan oluşuyor. Artı 5 tane standart filtremiz var. Bu su tankı paslanmaz çelik ama içi polipropilen, gıda ile temasa uygun bir malzeme olduğu için su dolduğunda bir sağlık açısından sıkıntı olmuyor. Diğer filtrelemeler kısmına baktığımız zaman ise 5 aşamalı filtreleme standart olarak kullanılıyor. Dilerseniz bundan bahsedeyim Büşra evet. Hanım. Şimdi ters ozmoz sisteminde standart olarak kullanılan 5 aşamalı filtreler var. Birinci aşama 5 mikron kalınlığında tortuyu almak için kullanılan sediment filtre de olarak adlandırılan bir filtre türüdür. Ters ozmozun 1 numaralı filtresi olarak adlandırdığımız bu filtre aracılığıyla katı ve çözünmemiş tortular, kaba tortular, kum, kil gibi kirleticileri ortadan kaldırabiliyoruz. İkinci filtre olarak ise kullandığımız aktif karbon filtresidir. Bu aktif karbon filtresi aracılığıyla ise renk, tat, kokuyu etkileyen suda etkenler olarak klor ve ağır kimyasalları ortadan kaldırırız. Üçüncü aşamada ise kullanılan filtre türü blok karbon dediğimiz ilk karbon filtreye göre daha küçük gözenek yapısına sahip olan sıkıştırılmış bir filtredir. Burada da ikinci filtreden kaçan koku, tat ve rengi etkileyen çeşitli eriyik gazların ortadan kaldırılması gibi çeşitli kirleticileri ortadan kaldırırız. Ağır kimyasallar da dahil olmak üzere bu filtreyle. Sonrasında ise dördüncü aşama olarak membran dediğimiz tatlandırıcı filtre söz konusudur. Bu tatlandırıcı filtre ters ozmoz sisteminin kalbidir aslında bir nevi. Çünkü bu tatlandırıcı filtre membran filtre aracılığıyla bildiğiniz gibi bir yarı geçirgen zar vardı ve bu gözenekli bir yapıdan oluşuyordu. Bu gözenekli yapı ise milimetrenin 1 milyonda biri olarak tarif edebileceğimiz 8 ile 10 angstrom ölçeğinde porlara sahip, gözeneklere sahip. Bu gözenekler yardımıyla mikroorganizmalar bu filtreden geçememekte. Sonrasında ise elimizde saf bir su, ham bir su elde ediyoruz. Steril hale getirmiş oluruz aslında bu filtre ile suyu. Ve bu membran filtre ile insan için sağlıklı olan mineraller de geçmiş oluyor. Son aşama olarak standart bu 5 aşamalı sistemin tatlandırıcı filtre dediğimiz post karbon filtre bulunuyor. Bu post karbon filtre ise membran filtreden elde ettiğimiz ham suyu tatlandırılıp lezzet ve hoş bir tadım sunabilmek amacıyla dizayn edilmiş bir filtredir. Bu genelde kokonat dediğimiz Hindistan cevizinde mineral yağlardan oluşan aktif karbondan meydana gelen ham maddedir. Bu şekilde oluşturulmuştur. Peki bu su gerçekten temiz su mu oluyor? Yani içilebilir, temiz, sağlıklı su mu evet. oluyor? Şimdi tabii ki bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sağlıklı ve temiz bir sudur, evet.
Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. İl Sağlık Müdürlükleri yıllık olarak çeşitli faaliyet raporları yayınlamaktadır. Suya yapılan çeşitli kimyasal ve mikrobiyolojik testler akredite kuruluşlar tarafından yapılır ve bunlar yayınlanır. Bölgesel olarak şebeke sularının çeşitli kimyasal ve mikrobiyolojik test sonuçlarıdır bunlar. Bunlar tabii ki şimdi bu su şebekeden bizim evdeki musluğa gelene kadar farklı dış etkenlerle karşılaştığından dolayı ne tarz hani binanın yapısı olsun, eski bina mı, yaşı olsun, tesisatın tipi olsun, kirleticiler dolayısıyla da suyun kirlenme olasılığı genelde yüksek oluyor. Bunu önlemini almak için su arıtma cihazları fayda sağlıyor. Burada tabii ki dünya teknolojilerini takip eden, ileri teknoloji ile üretilen su arıtma cihazları önem kazanıyor. Burada tabii ki bu arıtma cihazını alırken arıtma cihazının elinde bir test raporu olması lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu test raporunda bakteriyi öldürüyor mu bu cihaz? pH'i istenilen seviyeye getiriyor mu? Bunları mutlaka kontrol edip cihazı o şekilde almak lazım. Bu şekilde bildiğiniz gibi membran filtrelerden elde edilen ham su minerallerle zenginleştirilerek gayet hoş ve içimli bir su şeklinde doğal kaynak suyundan farksız sağlıklı bir sudur diyebiliriz. Faydaları neler peki? Şimdi faydalarına baktığımız zaman şimdi bir su faydalı diyebilmemiz için öncelikle içerisindeki bakteri, tortu, mikroorganizmalar veya çeşitli kirletici etkenlerin ortadan bir defa kaldırılması lazım, arıtılması gerekiyor. Şimdi alternatiflere baktığımız zaman suyu temin şekillerimizde damacana, direkt şebeke suyundan içim, pet şişelerle içim veya arıtma suyundan içim şeklinde alternatifleri kullanıyoruz. Şimdi güncel olarak hani vatandaşların tepkisine baktığımda damacanalarda hijyenle alakalı bazı soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bunun dışında şebeke suyu gitgide güven sağlayan bir durum ortaya çıkarıyor iyileştirilerekten şebeke suları. Ancak burada da tat sorunu ortaya çıkıyor. Sert bir su genelde karşımıza çıkıyor. Bu nedenle çok tercih edilmiyor. İşte bu aşamada arıtma cihazları devreye giriyor. Evet, arıtma cihazları aracılığıyla biliyorsunuz buradaki post karbon tatlandırıcılar vasıtasıyla çok hoş, içimli ve lezzetli bir su doğal olarak sanki doğal kaynak suyumuş gibi çok rahat içimi sağlanabiliyor. Şunu biliyorum mesela arıtma cihazı kullanan arkadaşlarımdan başka suyu içemiyorlar. Yani yabancı geliyor onlara işte şişe sular ya da işte o damacana sular ya da işte bir yerde su içtikleri zaman onlara tuhaf geliyor. Çünkü alışmışlar. Hem yemeklere falan da kullanılabiliyor. Her açıdan çok iyi. Evet yani sizin de belirttiğiniz gibi çok hem konfor sağlıyor elimizin altında olduğundan dolayı. Her şekilde ulaşıp bol bol içebiliyoruz. Yani sağlık örgütleri sürekli su içmemizi söylüyorlar. Hekimler cinsiyet veya yaş ayrımı yapmaksızın bol bol su için diye tavsiyelerde bulunuyorlar. Elimizin altında olan arıtma cihazıyla da çok ergonomik bir şekilde bol bol su içebiliriz. Peki su için tasarruf mudur? Efendim? Yani su tasarrufu edilebiliyor mu aynı zamanda kullandığımız zaman bu cihazları? Yani açıkçası bunu hani tasarrufunu da sağlayacak şekilde zaten tanklar var. Bu tankların da çeşidine göre seçerekten bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani içme suyuna bir ücret ödüyoruz ya hani normalde işte evlerimizi alıyoruz, ödüyoruz damacana alıyoruz. Damacanalarla karşılaştırdığımız evet. zaman karşılaştırınca böyle bir kar elde ediyor muyuz? Tabii şöyle Büşra Hanım. Şimdi baktığınız zaman tek kullanımlık pet şişeler veya damacanalar yıllık maliyete vurduğumuzda çok maliyetli geliyor arıtma cihazı ile karşılaştırdığımızda. Şimdi takdir edersiniz ki arıtma cihazı bir kere kuruluyor ve sürekli kullanılıyor. Tek yapılan şey yılda iki defa filtre değişimiyle bunun sürekliliğini sağlayabilmek. Hani bu şekilde olduğu için kesinlikle ev hanımlarımızın direkt tercih edebileceği bir sistemdir. Suya kolay ulaşım da çok önemli. Sonuçta dediğiniz gibi çay, kahve, yemek evet, her bunlarda bile gerekiyor. Hani suyun etkisi çok önemli. Hani içtiğimiz kahve ve çayda bile hani o tadı almak istiyoruz.
Bu anlamda da arıtma daha cihazları... Daha insanın içi rahat ediyor değil kesinlikle. Mi? Yani yemeğinizi temiz suyla yapıyorsunuz. Kesinlikle. Diğer taraftan diğer alternatiflerde hani bildiğiniz gibi istediğimiz zaman elimizin altında olan seçenekler meydana çıkarmıyor evet. Maalesef. Peki nelere dikkat etmeliyiz mesela arıtma cihazı seçerken nasıl gerçekten güvenilir olduğundan emin olabiliriz? Şimdi şöyle izah edeyim. Arıtma cihazlarında bir kere seçimi yapılırken standartlı bir cihaz olmasına dikkat edelim. Hani son teknoloji kullanılıyor mu bu cihazlarda üretimi? Ve bunun yetkili servis ağı var mı? Bunlar çok önemli. Hani sonuçta filtrelerin değiştirilmesi lazım. Periyodik bakımları yapılması gerekiyor. Montajından tutun filtre değişimine kadar bununla alakalı yetkili satıcılarla bu cihazın alınması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi filtrelerde ön filtreler 6 ve 8 ayda değişmesi gerekiyor. Suyun kirlilik derecesine bağlı olarak bu oran değişiyor. Bunu biz mi değiştiriyoruz, servis mi gelip değiştiriyor? Siz servisi çağırdığınızda yetkili servisi tercih ederseniz çok rahat gelip bunun değişimini sağlayabiliyorlar. Onun dışında önemli olan membran filtreyi korumak, bu da dolaylı olarak ön filtrelerin korunmasıyla gerçekleşen bir durum olduğu için ön filtreleri eğer 6-8 ayda bir temizlemezseniz membran filtreye zarar verir ve kaliteli ve uzun ömürlü cihaz da olmaz, kaliteli suyu da içme imkanınız olmaz. Bu nedenle membran filtreyi de yaklaşık 1,5-2 yıl arasında suyun kirlilik derecesine bağlı olarak değiştirilmesi genelde tavsiye edilir. Şimdi bazı insanlar takıntılı oluyor Büşra Hanım, bildiğiniz gibi bilmiyorum. Şimdi hani suyun düzenli olarak mesela pH'ini ölçmek isteyebilir. Hani pH değerleri 0-7 ile 8,5 arasında olduğunda daha çok optimum verim sağlanabiliyor. Diğer taraftan da TDS burada önemli oluyor bildiğiniz gibi. 0-35 aralığındaki TDS'de bu periyodik yapılan yetkili servis geldiğinde bu testleri de çok rahat size sunabilirler. Ama bunları hani tercih etmiyorum derseniz akredite kuruluşlar mevcut bununla alakalı. Hıfzı Sıha olsun, İstanbul için konuşacak olursak İSKİ gibi kurumlarda bu ölçümleri çok rahat yaptırabilirsiniz. Cihazınızın güvenliğini bu şekilde de teyit edebilirsiniz. Peki bu cihazı aldık mesela kaç sene kullanabiliriz? Yani bu cihazı açıkçası hani filtrelerin değişimini yaptığınız sürece uzun yıllar kullanabilirsiniz. Hani bu fonksiyonel bir cihazdır. Filtreler çok rahatlıkla bulunabilir. Burada önemli olan dediğim gibi periyodik bakımlarını düzenli bir şekilde aksatmadan dikkatli bir şekilde yaptırmanızdır. Bu şekilde uzun yıllar kullanabilirsiniz bu cihazları. Peki bu bakımlar yapılmadığı zaman ne olur? Bu bakımlar yapılmadığında filtrelerde malum filtrelerin görevlerini tek tek saymıştım. Hı hı. Standart olarak 5 evet. aşamalıdan oluştuğunu bahsederken. Şimdi önce kaba tortular alınıyordu. Sonra oradan geçen su çeşitli klor ve ağır kimyasalları alıyordu. Eğer bu filtreler değiştirilmezse bunlar ön filtreydi. O zaman bunlar tıkanacaktır bu kimyasallarla. Çünkü evimize gelene kadar çeşitli kimyasal ve kirleticilerle çok rahat karşılaşabilir bu şebeke suyumuz, musluğumuzdan akana kadar. Ve bu cihazlarda bu şekilde tıkanabilir. Bu nedenle bu filtrelerin düzenli periyodik bakımların yapılması lazım. Bu da çok bir süre değil. Hani senede sadece 2 kere bu bakımları yaptırarak uzun yıllar bu cihazlardan sağlık ve güvenle suyunuzu içebilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Yine sizi burada görmek isteriz. İnşallah. Tanıştığımıza memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederiz. Siz az sorumuzu izlerken biz de stüdyoya konuklarımızı davet edelim. Evet, iyi ki varsın tüm hızıyla devam ediyor. İş insanı Sevda Çakır ve iş insanı Sanem Tulaay. Hoş evet. geldiniz. Sanem ben. Evet. Ben Sevda, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle stüdyoya bir girdim canlı canlı aynen böyle bir enerji. Sabah sabah bir gözleri açılsın hanımlar. Dübra'ya arkadaşımıza onu söylüyorum diyorum ki stüdyo şefimize ya gülen insanları gerçekten evet, çok seviyorum. Aynen böyle enerji yayıyor. Evet. Gerçekten kendinizi iyi hissediyorsunuz. İyi hissediyoruz. Biz kahveyle iyi gideriz. Bak, değil mi? Sabah sabah hanımlar otursun kahveyle evet. birlikte.
Bizi izlesin, sohbet edelim. Ne evet. güzel. Hanımların enerjisi zaten her zaman bir arada olunca evet. çok güzel oluyor. Değil mi? Bunu evet. turlarımızda gezerken de görüyoruz. Evet. evet. Eğleniyor musunuz gezerken? Bu arada biraz işinizden bahsedin, orasına da gelelim. Ay, tabii. Bence güzel şeylerden bahsedelim. Evet. Zaten ülkemiz zor bir, dünya zor bir süreçte geçiyor. Kesinlikle. Böyle bir renkli renkli, canlı canlı böyle gezilerden, çiçeklerden, hanımlardan bahsedelim, kızlarımızdan bahsedelim. Evet. Ne iş yaptığımızdan evet. bahsedelim. Bu konuda en iyi biraz uzman. Biraz sizi tanıyalım o zaman. Evet. Biz uzun yıllardır turizm işini yapıyoruz birlikte. Hem yurt içi hem yurt dışı hanımları gezdiriyoruz. Evet. Özellikle şu son dönemde ülkemizi daha derinlemesine geziyoruz. Daha çok geziyoruz. Evet. Fark ediyoruz ki hanımlar bir arada olduklarında, beraber gezdiklerinde, burada beyler üstlerine alınacaklar ama daha rahat geziyorlar. Daha neşeli geziyorlar. Daha eğleniyorlar. Eğleniyorlar. Tabii aileyle de gezilecek yerler var ama biz beraber hem yiyoruz, hem içiyoruz, hem oynuyoruz, hem dostluklar kuruyoruz. Çünkü tek başına gelen bir kişi de bizimle beraber olduğunda bittiklerinde yalnızlığını hissetmiyor. Sonra dost, evet. arkasından dost olarak ayrılıyorlar ve uzun yıllar bu dostlukları da devam ediyor. Bunu da yaşayarak görüyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. Bir aile gibi olduk. Çok güzel. Evet. Nasıl başladınız peki? Arkadaşsınız sanırım değil mi? Çok iyi dostuz, arkadaşız. Çok eski. Valla hayat bizi bir araya getirdi. Hayat yani gerçekten tesadüfler yok. Bir şekilde birleştik. Ben yurt dışından ülkemize turistler getiriyordum. Hala da tabii ki inşallah bu dönemler bitecek, daha çok gelecekler. Evet, i̇nşallah. Sevdacığım da hem yurt içi hem yurt dışı biletler, rezervasyonlar yaparken yollarımız birleşti. Ondan sonra hem Sevda'nın samimiyeti, yakınlığı, dostluğu bize bir araya getirdi. Allah daim etsin inşallah. Sağ olun. Ama çok güzel bir kombine olmuşsunuz. Yani ikiniz de güler yüzlü, ikiniz de enerjisi. Evet, ben düşünebiliyorum o geziye, işte turlara gelen hanımefendilerin psikolojilerini gerçekten şu anda anlayabiliyorum. Öyleler. Şöyle söyleyeyim Müşra Hanım. İki tane işini aşkla, tutkuyla yapan hanımız. Bu işimizde yansıyor. Sanemin titizliği, ülkemizi çok iyi tanıması. Ve o titizliğini, bir hanım titizliğini işine yansıtması. Benim de biraz böyle sıcakkanlı oluşum. Seviyorum. Herkesin ablasıyım. Böyle kız kardeşi gibiyim. Yani eşler bile beni görünce hemen hanıma git eve akşam mutlu gel diyor. Çünkü bizimle gezenlerin mutsuz dönmesi Allah'ın izniyle mümkün değil. Samimiyet her şeyi çözüyor. Kesinlikle ben de ona katılıyorum. Samimi niyet her evet. zaman her şeyi çözüyor. Aynen, bir hata varsa çözüyor. Da söylendiği zaman da inanıyorlar ki biz her şeyi en iyi haliyle yapmaya gayret ediyoruz. Ama bazen elimizde İnsanız, olmayan şeyler olabiliyor. Ama olabiliyor. Yakınlık, arkadaşlık, evet. o samimiyet her şeyi çözüyor. Samimiyete ihtiyacımız var. Biz de hem dostluğu, arkadaşlığı birleştirip ne güzel bunu bir işimize yansıtıyoruz. Olmuş, evet, çok evet, güzel bir evet. tevafuk oldu Büşra Hanım. Güzel bir yere değindiniz. Şimdi sosyal medyayı çok aktif olarak kullanıyorum. Seviyorum ben. Sanem işin mutfağında. Ben ön kısmındayım evet. daha çok. Satış kısmında. Şimdi sosyal medyada an an gezdiğimiz o güzel yerlere atınca gelemeyen hanımlar da sanki gelmiş gibi olduk diyorlar. Evet. Ne olur atın her an. Çünkü her an evimizde ayağımızı dışarı attığımız anda havaalanından başlayıp dönüşteki havaalanı veda sahnesine kadar kaldığımız yerler, yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, kahve içtiğimiz yere kadar. Güzel, her güzel. Şeyi an ve an atıyoruz. O zaman da inanın Türkiye'mizin dört bir yanında güzel ülkemizin güzel hanımları arıyor bizi. Ve hiç tereddüt etmiyor. Biz biliyoruz. Ben mesela çok konuşmayı severim. Başlıyorum anlatmayın diyor. Sanem, Sevda hanginizsiniz bizimle? Bizi çok da karıştırıyorlar. Ama biz böyle Türkiye'nin iki tane güzel yüzü. Ne farklı güzel kültürlerden, ama. Farklı eğitimli. Böyle cıvıl cıvıl iki hanıma sırtlarını yaslayıp hiç düşünmeden geliyorlar. Bir de biliyorsunuz artık sosyal medya bu konuda çok iyi. Evet. Çok soru sormadan geziyoruz, mutluyuz. Gördükleri inşallah. Onlara yetiyor. Yetiyor. Zaten ülkemizin her tarafı o kadar güzel ki biz sadece
tekrar oraların güzelliğini birlikte giderek, o duyguları tekrar yaşatarak yemeklerimizi, evet, yerleri göstererek sadece biraz hoş bir keyif yaratıyoruz. Evet. Bir tatlı anı oluyor. İşte bu resimlerde, fotoğraflarda, evet, hepsi birer hatıra olarak kalıyor. Ne kadar güzel anılar biriktirmişsiniz. Ama tabii kolay bir iş değil bu. İş değil. Şimdi biz böyle neşeli ve şarkılı türkülü ama bunun arkasında çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Evet. Gittiğimiz yerleri biz ilk defa gitmiyoruz. Önceden gidip kalacağımız, yemek yiyeceğimiz, ziyaret edeceğimiz her yeri biz ön keşif dediğimiz bir çalışmayla hazırlıyoruz. Yiyeceğimiz yemeklere kadar. Bunları yapmak zorundayız çünkü bir sorumluluk taşıyoruz. Evet. İnsanlar paralarını veriyor, güvenlerini veriyor. Biz de yatağa yattığımızda huzur içinde uyumalıyız. Evet, bunu gerekiyor da yapıyoruz. Tabii bu çalışmayı da uyum içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ne güzel. Evet. Ama her işin işte bir kamera arkası var. Her şey göründüğü elbette, gibi değil, bakın değil siz mi? Evet. Kaç kişisiniz? Evet. Kaç kişi ne kadar canla başla çalışıyor? Ne güzel çalışıyorsunuz. Peki bu pandemi döneminde ne yaptınız? Biz pandemi döneminde devam ediyoruz turlarımıza. Şimdi diyebilirsiniz ki nasıl, yani hayat devam ediyor. Hiçbir şekilde de durmamak gerekiyor. Mesafeyi, hijyeni, maskemizi, yani kurallarımıza uyarak zaten bizim yaptığımız geziler her zaman ya 10-15 kişiyle sınırlı. Yani büyük bir otobüs bile alsak biz içine 15 kişiyi. Pandemiden önce de böyle gidiyorduk. Evet. Yani hiçbir şekilde yakın temas. Çünkü neden? Rahat olsunlar. Fiziki ortamları rahat olsun. Otobüste tıkış tıkış gitmesinler diye. Pandemide de devam ettik. En son gittiğimiz yer işte Kaz Dağları'na gittik mesela. Zaten oksijenin en fazla olduğu yer. Evet. Yine devam edeceğiz. Yine gezeceğiz. Çünkü biz şu anda geziler için bir kısıtlama yok. Evet. Butik otel tercih ediyoruz mesela. Zaten biz bu pandemiden önce de butik otelde. Çünkü biz böyle hanımlar kapatmayı seviyor. Değil daha mi? Rahat hareket tabii etmek istiyor. Biz sadece eğlenceleri yani yapıyoruz. İçeri girince bir restorana gidince de en güzel yer bizimdir. Hiç tereddüt etmeden gidip otururlar. Yani evet, çok titizdik zaten. Bizim için değişen çok bir şey olmadı. Yani ailemizle gitsek neye dikkat ediyorsak, evet, hanımlarla da giderken ona dikkat ediyoruz. İnanın. Evet. Tamamen bir kadın dayanışması olmuş, evet, aslında. Evet. Çok güzel sağ olmuş. Olun. Peki ne kadar sürüyor bu geziler? Biz hafta içi geziyoruz hanımlarla ama en fazla 3 gün, 4 gün. Yani 3 gece 4 gün, 2 gece 3 gün. Çok uzak mesafe, örnek Kars'sa, Kars'a önce Erzurum'a gidiyoruz, Erzurum'u geziyoruz. Sonra trene biniyoruz, atıyorum işte o zaman bir 3 gece 4 gün veya 4 gün bir seyahatlerimiz oluyor. Evet. Şimdilik böyle çok uzaklaşmıyoruz yani evlerden. Evet. Tadı damağında kalıyor gelen hanımların da. Değil mi? Evet. Bizim de sohbetimizin tadı damağımızda kaldı ama. Evet, çok teşekkür ederiz. Siz de çok tatlısınız. Başka konumuzu tekrar alacağız. İnşallah en yakın zamanda yine sizi bekleriz. Sağ olun, biz de bekleriz. Bu çok kısa oldu, ben size söyleyeyim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Siz VTR'mizi izlerken biz de stüdyo konuğumuzu davet edelim. Evet, tüm hızımızla devam ediyoruz. Stil danışmanı Veysel Yavuz konuğumuz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız Büşra Hanım? Biz de iyiyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazcık böyle hanımefendilerden bahsedeceğiz. Saçlarından bahsedeceğiz, modasından bahsedeceğiz. Hangi renkler tercih edilmeli, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle sizi kısaca tanıyalım. Adım Veysel Yavuz. 20 yıllık kuaförlük yapıyorum. Aynı zamanda stil danışmanlığı yapıyorum. Bu işe çıraklıktan başladım. Yani tabiri caizse tozunu yuttuk bu işin. Evet. 20 yılı geride bıraktık. 34 yaşındayım. Evet. Peki gelin saçlarından bahsedelim. Bu yılın gelin saç trendleri nelerdir? Nelere böyle gelinlerimiz önem veriyor? Bu sene aslında pandemiden dolayı malum çok böyle gelin saçı falan tarayamadık. Gelin adaylarının çoğu düğünleri ertelendi, nikahlar evet, ertelendi, evet maalesef. Ama şöyle, ben evlenecek olan gelin adaylarına şunu tavsiye ediyorum, özellikle saçta ve makyajda. Lafınızı kesiyorum, yavaş yavaş açıldı artık herhalde değil mi? Ama açıldı ama nikahlar... zaten şu anda kız sezonu içindeyiz ve 2020'nin son çeyreğindeyiz Büşra Hanım. Ama 2021'e bakacak olursak artık yapılı saçlardan ve makyajlardan uzaklaşıyoruz. Mümkün mertebe ben gelin adaylarına...
Tabii ki doğallıktan yana olmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle o eski o bol spreyli saçlar artık geride kaldı, topuzlar. Daha ziyade doğal salaş modeller tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Makyajda da böyle daha ağır makyajdan kaçınmalarını öneriyorum. Şöyle ki eskiden daha böyle çok yapılı saçlar, makyajlar, koyu tonlar vardı. Artık onlardan topuzlar, tamamıyla evet, topuzlar evet, falan böyle. Onlardan uzaklaşıyoruz. Makyajlar koyu. Şu anda evet, daha ziyade helenistik modeller tarıyoruz ve müşterilerimizi bu yönde yönlendirmeye çalışıyoruz mümkün mertebe. 2021'de inşallah bu sıkıntıları atlatırsak daha güzel şeyler yapacağız. Daha sade. Aslında gelin dediğiniz değil mi? Böyle işte temiz, saf anlamına gelir. Belki de elbette, doğal olmak daha güzel. Muhakkak, ama şimdi şöyle, kuaförün de aslında daha profesyonel şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Mesela biz gelin randevularımızda şöyle yapıyoruz. Muhakkak öncesinden bir prova öneriyoruz, bir demo öneriyoruz. Çünkü o gün çok stresli geçer malum, biliyorsunuz. Evet. Hep de bir aksilik çıkar. Muhakkak, ama biz bunun önüne geçmek için randevu alan müşterilerimize, salona gelen müşterilerimize muhakkak bir prova demo öneriyoruz. Hem saç hem de makyaj olarak. Veysel Bey, siz de şu kadar saçımı kesin diyene böyle makas atıyor musunuz? Hep kuaförlerden o konuda. Evet, genelde öyle ama yanılır. Aksine ben bir iki santim uzun bırakıyorum. Çünkü kısaltmak mümkün ama tekrardan uzatmak pek mümkün olmayabiliyor Büşra evet. Hanım. Evet. Peki ombre saç nasıl yapılır? Ombre şöyle, aslında ombre Fransızca bir kelimedir. Fransızca'da gölge anlamına gelir. Ama biz günümüzde bunu biraz daha geniş bir yelpazede kullanabiliyoruz. Daha ziyade bildiğiniz gibi sarı saç olarak da değerlendirebiliyoruz. Ombre'de dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Özellikle de ombre, biliyorsunuz, saçın bir kısmından başladığı zaman böyle o geçiş kısımlarının keskin ve net olmaması gerekiyor. Daha böyle saçlı bir homojenize bir geçiş olması lazım. Bu çok önemli bir husus. Sanki şey gibi oluyor değil mi? Böyle ton aynen öyle. Açılıyor evet, saç. Ama en önemli faktör şu aslında. O geçiş yerinin tamamen böyle saçla, saçın baz rengiyle, ana rengiyle bir uyum olması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir ikincisi, ombre'de seyirciler belki biliyorlardır. Krepeyle yapılan bir sistemdir ombre. Bu krepe yapıldığı zaman saçın uçlarına doğru bir dağılma sistemi vardır. Onun eşit şekilde dağılması lazım ki istediğimiz sonucu alabilirim. Aksi takdirde istemediğimiz şeyler olabilir. Mesela sapsarı bir saç yaptıracağız. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle sarı saç durumu çünkü çok aşikar oluyor bazen renk geçişlerinde falan böyle. Evet. Şöyle söyleyeyim Büşra Hanım, sarı saç aslında birçok kadının yaptırmak istediği ama cesaret edemediği diyelim. Tabii sarı saç herkese yakışır mı? Tabii ki yakışmaz. Özellikle koyu tenli bayanlarda biliyorsunuz pek iyi olmayabiliyor. Yorgun yüzlerde pek tavsiye etmiyoruz özellikle. Çünkü biraz fazla makyaj gerektiriyor sarı saç. Bunda şöyle bir faktör var. Aslında ille de sarı saç istiyorum diyenler olabiliyor. Çok karşılaşıyoruz. Bunda da daha sarı, yoğun sarıdan ziyade baby light, face light tarzında farklı uygulamalarımız var. Bunları tavsiye edebiliyoruz. Daha az sarılar gibi. Yoksa koyu tenli insanların da elbette sarı saç yapmaya hakkı var. Evet. Değil mi? Aslında onları ombre'de yapabilirler değil mi? Ombre, baby light, face light, daha böyle ışıltılı sarılar gibi o şekilde de değerlendirebiliriz. Evet. Peki evde saçlarımız için ne gibi bakımlar yapabiliriz? Evet. Şu dönemde aslında pek mümkün. Malum hepimiz birçok vaktimizi evde geçiriyoruz. Birçok bayan aslında bunu biliyor. Evimizde muhakkak güvendiğimiz aklardan alınmış olan yağlar var. Badem yağları, zeytinyağı. Tabii bunların gerçekten iyi olması lazım. Bunu kullanabilirler. Temiz saça uygulayabilirler. Ve birçoğumuzun bilmediği aslında çok mucizevi bir olay var. Sirke var. Çok önemli. Çok tavsiye ediyoruz. Kokuyor o da ya. Sirke kokuyor ama şöyle. Kendi salonumuza da uyguluyoruz. Bunu gerçekten tavsiye ediyoruz. Çok bilinen bir şey değil. Biz mümkün mertebe bunu müşterilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Sirke saçı gerçekten çok böyle tabiri caizse bakır teli gibi sıkılaştıran bir olay aslında. Bunun yanı sıra şöyle, özellikle de sarı saçlarda tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz daha çok deforme olur sarı saç, cıplanık olur. Bunun önüne geçmek için bayanlara özellikle tavsiye ediyorum. Sirke bakımını kullanabilirler nasıl evde. Nasıl yapılması gerekiyor sirke bakımı? Evet, aslında en önemlisi nasıl yapılması gerektiği. Saçı şampuanladıktan sonra nemini bir havluyla çok güzel bir şekilde alıyoruz. Saçtan su damlamayacak şekilde
nemi alınmış bir saça uyguluyoruz. Yani şampuanlandı, yıkandı, durulandı tabii saç. Ki temiz saça. Duş esnasında yapılan bir bakım genelde. Zaten çok kısa sürer, 5 dakika. Saçın boy ve uçlarını uyguluyoruz. Diplerine de gelebilir, sıkıntı yok. Saç diplerine de gelebilir. Hatta şöyle, kadınlar genelde sirkeyi böyle bulaşıkta bile kullanırlar. Parlak tabii, yapsın tabii, diye. Tabii, her şeye, evet, aynen. Bunu bilirler kadınlar. Saçta da mükemmel bir parlaklık kazandırır sirke. Özellikle de hırpalanmış saçlarda tavsiye ediyoruz. Çünkü saçı gerçekten böyle çok ciddi anlamda bir bakır teli kadar kuvvetli yapar. Sıkılaştırıcı özelliği var. Parlaklaştırıyor mu peki? Muhakkak. En önemli özelliği yani aslında... Yani hani şunu biliyoruz mesela işte cam silerken işte kullanılırsa işte yağmur suyu tutmaz diye bilinir. Aynen i̇şte öyle, parlatır. Evet. Birçok özelliği var aslında sirke, aslında elimizin altındaki bir durum, evet. Ama şimdi saça uygulanınca o kokusu falan, kokusu hiç şey değil aslında, çünkü sonrasında yine sabunlayabiliriz değil mi? Yok, hayır, şampuan olduğu zaman etkisini tamamen yitirmiş olur. Akabinde kullandığımız herhangi bir krem veya bakım kremini uyguladığımız zaman genelde zaten kozmetikler biraz kokulu oldukları için, parfümlü olduğu için o kokudan arınıyor. Saç kremi kullanabiliriz. Tabii ondan dolayı korkmalarına hiç gerek yok, çünkü kalıcı bir kokusu yok. İlk başta rahatsız eder elbette. Evet. Kaynak yapılırken peki nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kaynak çok güzel, mucizevi bir sistem. Çok kısa bir sürede, 2 saat gibi bir sürede Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olabiliyoruz. Bakımı kaynakta. Zor mu peki? Biraz evet. Normal bir saça göre biraz meşakkatli olur. Taraması, kurutması, yıkarken biraz zor olur. Daha dikkat etmek lazım. Bir de onun yapım aşaması var. Aslında o da çok önemli. Kaynak yapılacak saçın takılacak saçla muhakkak uyumlu olması lazım. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Kalın telli bir saça ince telli bir kaynak eğer takarsak uyumsuzluk olacaktır ve saçın dolaşmasına ve karışmasına sebep olacaktır. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle de bu yönde tavsiyelerim olacaktır. Eğer ince telli bir saça kalın telli bir kaynak takarsak bir uyumsuzluk olur. Aynı şekilde tersi olarak düşünelim. Ve bunda saç kalitesi de çok önemli. İyi bir saç takıldığı zaman ortalama kullanım süresi 2,5-3 aydır. Ama kalitesi düşük olan bir saç tercih edersek bir ay içinde onu yenilemek gerekir. Bu da biraz daha maliyet arttırıcı olacaktır. Tararken falan değil mi sıkıntı kesinlikle yaşanabiliyor? Hiçbir sıkıntısı yok Büşra Hanım. Şöyle söyleyeyim. Normal onun özel tarakları vardır. Daha geniş dişli, geniş ağızlı. Onlarla taramak lazım. Biz zaten müşterilerimize ondan muhakkak veriyoruz. Şampuanlarken dikkat etmek lazım. Saçı karıştırmamak adına. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bunları çıkarttırmak istersek? Şöyle çıkarması daha zahmetsiz aslında. Şöyle karışmamışsa eğer, bu yıkamaya falan dikkat edilmişse ya da saç kaliteli ise hiçbir problem olmuyor. Yani kimisi korkuyor aslında kaynak saçı yıpratır mı diye. Eğer iyi bir sistemde takılırsa kesinlikle yıpranma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Evet. Veysel Bey, sizi tanıdığımızda memnun olduk. İnşallah en kısa sürede yine sizi burada görmek İnşallah. İsteriz. Teşekkür hatta ederim. Hatta işte bize tarif edebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Böyle daha güzel olur. En yakın zamanda yine sizi bekliyor olacağız. İnşallah Büşra Hanım. Teşekkürler. Siz az sonramızı izlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza davet edelim. Tüm hızıyla devam ediyoruz. İç hastalıkları uzmanı ve fitoterapist Doktor Ertan Cevizci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Bugün aslında çok korkulan o kelimeden bahsedeceğiz. Kanserden bahsedeceğiz. Evet. Kanser nedir hocam? Evet. Kanser söylediğiniz gibi çağımızın vebası. Evet. Tüm dünyada, ülkemizde de gittikçe görülme sıklığı artmaya başladı. Kanser genetik bir hastalık. Vücutta hücrelerin vücudun kendi kontrolünden kurtularak bağımsız bir şekilde, kontrolsüz ve hızlı bir şekilde büyümesiyle ortaya çıkan, çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bu kanser hücreleri vücudun hangi organında bu işleme başladılarsa o organın adını alan kanser ortaya çıkıyor. Yani bir midede hücreler bağımsız olarak aşırı bir şekilde durdurulamayan bir büyümeyle büyüdükleri zaman o bölgede kanser dokusunu oluşturarak mide kanserinin oluşmasına neden oluyorlar. 2012 yılında yapılan veriler, dünyadan aldığımız veriler, yaklaşık 12 milyon civarında dünyada yeni kanser vakasının oluştuğunu ortaya koyuyor. Yeni yapılan çalışmalarla birlikte günümüzde bu vakanın, vaka sayısının yaklaşık 17 milyon civarında olduğunu biliyoruz. Ülkemizde durum nedir? Ülkemizde de yaklaşık her yıl 150 ile 170 bin arasında, 150-170 bin arasında yeni kanser vakasına rastlamaktayız. Tedavisi var mı peki hocam? Tedavisi var.
türü ve evresi ne olursa olsun kanserin uygun bir şekilde tedavi bitkisel kürler uygulandığı zaman kanserin her evresinde ve tüm türlerinde bunu tedavi edebilmek mümkün. Bu işin tabii bitkisel tedavi yönü, klasik tedavi yöntemleri de var. Yani siz kemoterapi artı fitoterapiyi, radyoterapi artı fitoterapiyi, cerrahi tedavi artı fitoterapiyi uygun eş zamanlı olarak uyguladığınız zaman son derece etkili sonuçlar elde ediliyor. Hastalığın ilerlemesi, hastalığın büyümesi, nüksetmesi ortadan kaldırılıyor ve bir iyilik hali oluşturuluyor. Tabii bunun bu işi bilen uzman hekimler tarafından uygulanmasında fayda var. Bu bitkisel kürler ne yapıyor? Kanserde esas ana sorun bağışıklık sisteminin çökmesi. Şimdi bağışıklık sistemi çok önemli bir sistem. Son günlerimizde, pandemi döneminde kesinlikle. De. Evet. Bilincine niye, vardık değil mi hocam evet. biraz daha? Niye bazı insanlar hasta oluyorlar? Bağışıklık sistemleri çöktüğü için, düşük olduğu için. O nedenle bizim bağışıklık sistemini hep arttırmamız lazım ve bağışıklık sistemini güçlü tutmamız lazım. Bu verdiğimiz bizim bitkisel kürlerle de kanser hastalarında bağışıklık sistemini arttırarak vücut direncini arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla kanser hastalığının büyümesini, gelişmesini, nüksetmesini engellemiş oluyoruz. İkinci olarak uygulanan kemoterapi ve radyoterapi var. Bunların vücuttaki etkilerinin daha fazla olmasına sebep oluyoruz. Artı bu tedavilerin vücutta oluşturduğu bir takım yan etkiler var. Bu yan etkilerin de minimale indirilmesi, daha az yan etkinin görülmesinde de bitkisel kürlerin son derece büyük rolü var. Son olarak da bu uyguladığımız bitkisel kürler ile kanser ana kök hücresine etki yaparak onun gelişmesini, onun büyümesini, onun yayılmasını tedavide engelliyoruz. Ve bu ana kök hücrelerini öldürerek kanser hastalarında iyileşme ve ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda ne güzel bir umut değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki. Yani kanser hastalarının tabii umutsuzluğa kapılmaması lazım. Kanser olduktan sonra tedavisi çok zor. Esas sorun tabii kanser olmadan yaşayabilmeyi öğrenmek ve bunun için bir takım tedbirlerin alınması lazım. Ama maalesef son yıllarda tabii hayatımız değişti. Biz artık babalarımız ya da dedelerimiz gibi yaşayamıyoruz her anlamda. Sosyal anlamda, beslenme anlamında, günlük yaşam anlamında o eski gıdaları, ürünleri bulamıyoruz. Bir takım elektronik cihazlar hayatımıza girdi, beslenmemiz bozuldu. Hibrit tohumlar girdi, GDO'lu ürünler girdi, raf ömrü uzun ürünler girdi. Çünkü bir ürünün raf ömrü uzunsa insan hayatını uzatmıyor, kısaltıyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü onların içinde bir takım katkı maddeleri var ve bu katkı maddelerinin büyük bir çoğunluğu vücut metabolizmasında olumsuzluklara neden oluyor. Hocam bazen ben 3 tane kızım var Allah başlasın. Allah başlasın. Diyorum ki toplanıp gidelim biz köyde yaşayalım, ekelim, biçelim kendi kendimize işte domatesimizi falan. Çünkü bu şekilde gerçekten ne kadar yaşayacağız? Yani sürekli bir kaosun ortasında gibiyiz. Öyle evet. değil mi? Her şeye evet. açığız şu an bütün evet. hastalıklara. Aynı zamanda bağışıklık sisteminden bahsettiniz. Evet. O tedirginliği hepimiz yaşıyoruz şu dönemde. Evet. Bu arada hocam WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Tamam. Olur da size soru sormak isteyen tabii ki, ekranların tabii başındaki ki. Seyircilerimize telefon numaramız mevcuttur ekranda. WhatsApp'tan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Peki hocam kanser türleri nelerdir? Şimdi kanser türleri erkeklerde ve kadınlarda farklı farklı kanser türlerine rastlıyoruz. Biz dünyada da buna benzer bir yaklaşım var. Ülkemizde erkeklerde en fazla görülen akciğer kanseri birinci sırada. Bunun da en büyük sebebi sigara ve tütün ürünleri. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de çok fazla yaygın kullanılıyor. Akciğer ve solunum yolu kanserleri birinci sırada. İkinci sırada prostat kanseri erkeklerde ve üçüncü sırada kolorektal dediğimiz kalın bağırsakla ilgili kanserleri görüyoruz. Dünyada da buna yakın bir sıralama var. Kadınlara gelirsek kadınlarda maalesef birinci sırada meme. Yani meme kanseri birinci sırada görülüyor. Ben buradan tüm izleyicilerimize, bayan izleyicilerimize özellikle rutin meme kontrollerini yapmalarını öneriyorum. Birinci kademe kendi kendilerine memenin kontrolüdür. Yani giyinirken, banyoda, her ortamda kendi kontrollerini yaparak
kendi organlarında, memelerinde bir farklılık hissettikleri zaman bunu hemen bir sağlık kuruluşuna, doktora giderek paylaşmaları lazım. İkinci sırada kadınlarda tiroidi görüyoruz, tiroid kanserini. Üçüncü sırada da kadınlarda da yine kolorektal dediğimiz kalın bağırsak tümörlerini görüyoruz. Daha sonra uterus, rahim diye sıralama devam ediyor. Gerçekten son yıllarda çok artış gösterdi. Yine 2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği verilere göre bir yılda yaklaşık 9 milyona yakın ölüm olmuş. Ve birinci sırada dünyadaki ölüm sıralaması arasında birinci sırada kanser, ikinci sırada kalp damar hastalıklarını görüyoruz. Buradan da anlıyoruz ki biz kanser gerçekten çok önemli bir hastalık olarak bizim karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hocam peki fitoterapi hangi kanser türlerinde daha etkilidir? Fitoterapi kanserin türü ve evresi ne olursa olsun tüm kanser türlerinde etkili bir tedavi yöntemidir. Uygun eş zamanlı olarak klasik kanser tedavileriyle beraber kullanıldığı zaman kanserin ilerlemesini yavaşlatıyoruz, iyileşme sürecini hızlandırıyoruz. Tedavideki yan etkileri ortadan kaldırarak hastaların daha rahat bir yaşantı sürmesine neden oluyoruz. Yoksa kanseri kökünden tamamen tedavi edebilmek mümkün değil. Bunu kemoterapiyle de sağlayamazsınız. Tedaviyi uygularsınız, hasta bir remisyona girer ve yıllar içinde de takibi kontrolü yapılır. Biz bitkisel tedavinin yani fitoterapinin kanserin her aşamasında, her türünde uygulanmasını öneriyoruz. Ben mesela 4. evre, son devre kanser hastalarında bizim önerilerimizi dinleyen, verdiğimiz kürleri uygulayan ve iyileşen çok sayıda hastaya şahit oldum. Bu çok önemli. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Çaresizliğe düşmemek lazım ve ısrarla bu fitoterapik bitkisel destek kürlerini uygulamak lazım. Hastaların buna yaklaşımı çok olumlu. Son yıllarda herkes kullanmıştır. Eminim siz de bu bitkisel destek ürünlerini kendinize, ailenize, şimdi çocuklarınıza. Şimdi onu soracaktım hocam. Yani evet, kanser çok ürkütücü, çok korkutucu. Hele ki benim şu anda bu programı yapıyor olmam gerçekten çok ilginç. Çünkü benim en hassas noktam işte kanser ve türevi, işte kötü hastalıklar. Adı korkutucu. Evet, korkutucu. Evet. Hocam mesela ben Crohn hastasıyım. Şu an remisyonda. Evet. Bununla alakalı destekleyici gerçekten böyle bir tedavi uygulanabilir mi? Evet. Mesela Crohn hastalığı, ülseratif kolit hastalığı, evet, bağırsaklarda otoimmün hastalıklar grubundandır. Kronik bir hastalıktır. Evet. Bunu bilmeniz lazım ve hayatınız boyunca devam edecek. Ama bu her an bu hastalığı aktif olarak yaşayacaksınız anlamında değil. Dediğiniz gibi remisyonlarla, inşallah olmaz alevlenmelerle i̇nşallah seyreden böyle bir döngü halinde devam edecek. Kesin tedavisi yok. Yani %100 tedavisi yok biliyorsunuz. Evet. Doktorlarla konuşmuşsunuzdur. Burada tabii bağışıklık sisteminizi çok güçlü tutmanız lazım. Yani bağışıklık sisteminizi kıracak işlevlerden, gıdalardan uzak durmanız lazım. Biz bağışıklık sistemi için mesela kanser hastalarında da neler kullanıyoruz? Kurkumin mesela son dönemde çok fazla popüler oldu. Çok güçlü bir antioksidan, anti-inflamatuar. Kalp damar hastalıklarında kullanıyoruz. Şeker hastalığında çok iyi bir etken madde diyeyim. Zerdeçalın içinde vardır. Bundan başka resveratrolü biz kullanıyoruz. Kanser hastalarında özellikle kanser ana kök hücrelerine etki yaparak kanserin büyümesini engelliyoruz. Kanserin ilerlemesini engelliyoruz ve daha durağan bir sürece girmesine neden oluyoruz. Mantarları kullanıyoruz ama bildiğimiz bu kültür mantarları değil, reishi mantarı, shiitake mantarı, mitake mantarı diye reishi mantarı ölümsüzlük mantarı olarak 4000 yıldır Çin'de, Japonya'da kullanılan bir mantar. Özellikle meme tümörlerinde, kolon tümörlerinde kullanılıyor. Yine bununla birlikte shiitake mantarı da biz kanser tedavisinde kanser dokusunun ilerlemesini, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyecek bir şekilde tedavi kürlerimizde bunları kullanıyoruz. Ama buradan tabii şu anlaşılmasın, insanlar bizi dinledikten sonra aktarlardan bu ürünleri bulmaya çalışıyorlar. Şimdi evet, bu tabii çok doğru bir yöntem değil. Siz bir gripal enfeksiyonda nane, limon, ıhlamuru kaynatıp içebilirsiniz. Ama şeker hastalığı gibi, kanser gibi, kısırlık gibi ya da sizde olan bağırsak hastalıkları gibi hastalıklarda insanlar
Bu otları, kökleri, yaprakları, sapları bir yerde kaynatarak, karıştırarak, içerek kendilerini tedavi edemezler. Evet. Burada çok büyük bir yanılgı oluyor ve fayda bulmak yerine insanlar kendi vücutlarına zarar veriyorlar. Karaciğerlerini bozuyorlar, böbreklerinde bir takım toksik yan etkiler meydana geliyor. O nedenle bunun muhakkak özel bitki özütlerinin özel formülasyonlarla hazırlanmış destek kürlerinin kullanılması lazım. Artık çünkü bir bilim dalı oldu. Aslında uzmanına başvurmak lazım. Kesinlikle. Değil mi kesinlikle hocam önce? Şimdi evet, ben böyle bir şeye karar versem kendi kafama göre gidip bir aktardan almam. Çünkü sonuçta bu ters tepki olabilir. İşte daha çok belki orada bulunan bir yarayı belki daha fazla açabilecek duruma gelebilir. Evet. Bu sebeple önce uzmanına başvurmak lazım. Evet, çünkü lazım. O sizin aldığınız yerdeki ürünün ne olduğunu bilmiyorsunuz. Size bir toz veriyor poşette. Hocam o da var yani onu seçmek de çok sıkıntı. Kontaminasyonu var mı? Ne kadardır orada? Mikrop taşıyor mu? Gerçekten o ürün mü? Nereden geldi? Hangi ortamda toplandı? Nerede kurutuldu? Nerede saklandı? Bunlar çünkü çok önemli. Bir kısım tıbbi bitkiler ülkemizde var. Bir kısmı yurt dışından geliyor. Ama bunların hangi şartlarda geldiği, ne kadardır orada bulunduğu. Mesela mikroplarla karışmış bir bitkisel özütü aldınız. Kendinize bir şey hazırlayacaksınız, zarar verdiniz. Yani siz fayda bulmak yerine kendi vücudunuza zarar vermiş oluyorsunuz. O nedenle bu tür tıbbi bitkileri bir yerlerden elde ederek, değişik tariflerle karıştırarak ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılması çok doğru değil. Bunların tabii uzman, deneyimli doktorlar tarafından önerilerek, takiple, kontrolle kullanılmasında fayda var. Sadece kanserde değil, biz tüm hastalıklarda kullanıyoruz. Yani hasta olmadan da kullanabilirler mi? Tabii ki. Bağışıklık sistemi çok önemli. Evet. İnsan vücudu bir bilgisayarda virüs taraması gibi her gün vücudu tarıyor. Kanserde de böyle. Kanser dokusu hücreleri vücudumuzda her an var. Biz bağışıklık sistemini güçlü tutarak bilgisayar sistemi gibi vücudumuz tarıyor, kanser hücrelerini yakalıyor, onları yok ediyor ve onlara bir bariyer oluşturuyor. Siz bağışıklık sistemini kırdığınız zaman, düşürdüğünüz zaman bağışıklık sisteminin düşmesinden faydalanarak hücreler aktive oluyor. Kanser hücreleri ya da başka bölgedeki hücreler, ondan sonra hastalıklar başlıyor. Bağışıklık sistemi dediğim gibi çok çok önemli. Bunu tabii arttırmak için vitamin takviyeleri, kurkumin tekrar söylüyorum çok güçlü bir antioksidan ve bağışıklık kullanılan bir üründür. Zerdeçalın içinde etken maddesi olarak yer alıyor. Bunlar kaynatılması mı gerekiyor hocam? Efendim? Nasıl tüketilebilir? Şimdi bunları tabii biz belli formülasyonlarda bir ürün halinde oluşturduk ve hastalar bu kürlerden faydalanıyorlar. Yani yoksa onu alarak kaynatarak da yapılan tarifler, kürler var ama oralarda tabii çok fazla bir başarı elde edebilmek mümkün değil. Çünkü farmakolojik bir sistemde eczacılık biliminin ve tıp biliminin de faydalarıyla bir sistemle bu tedaviler oluşturuluyor ve hastaların tedavisine sunuluyor bunlar. Evet hocam, devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Evet, iyi ki varsın, devam ediyor. Hocam peki hangi kanser türlerinde daha çok başarıya ulaştınız fitoterapiyle? Evet. Şimdi tabii biz mevcut tüm kanser türlerinde etkili sonuç elde ediyoruz. Yani kanserin birinci evresinden son evresine kadar türü ve evresi ne olursa olsun çok etkili, eş zamanlı olarak kullanıldığı zaman bu bitkisel tedavilerden çok yüz güldürücü ve olumlu sonuçlar elde ediliyor. Akciğer kanserinde, gastrointestinal sistem yani mide bağırsak tümörlerinde, bayanlarda en fazla görülen kabus mide tümöründe, rahim tümöründe, yumurtalık tümöründe, yine erkeklerde mide, prostat tümörlerinde biz son derece etkili sonuçlar elde ediyoruz. Bu tedaviye sıcak baksınlar, bu tedaviden korkmasınlar ve mutlaka kendi tedavilerini bozmadan eş zamanlı olarak, bunu özellikle söylüyoruz. Yani biz tüm tedaviyi bırakın bunları kullanın diye bir tavsiyemiz olamaz. Evet. Ama eş zamanlı olarak kemoterapiyle, radyoterapiyle birlikte kullanıldığı zaman gerçekten hastanın iyileşme sürecini, genel durumunu düzeltiyor. İştahı artıyor, kilo kaybı ortadan kayboluyor. Hasta kendisini daha iyi hissediyor ve günlük yaşamda, günlük aktivasyonunda daha canlı bir sürece giriyor. Ama tabii bu hastalığın sonucunu kimse bilmiyor. Ne kadar sürecek, ne kadar tedavi devam edecek?
O konuda tabii ki bir şey söylemek mümkün değil. Evet, Ertan Hocam, aslında çok soru var size soracağım. Ekran başındaki seyircilerimiz de sürekli mesaj atıyorlar ama bununla alakalı inşallah en kısa zamanda yine sizi burada görmek isteriz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bu bitkisel tedavi konusunda bir son bir cümle söylemek istiyorum. Şifa doğada saklıdır. Bizim bunu bulup kullanmamız lazım. Evet, teşekkür ediyoruz. Haftaya yine burada görüşmek üzere. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.